Cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi, bir yerlerde konuştu. 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı. Tekrar bir birlik, tehlik olma ihtimali bakın, var mı? Her şey, gelecekle ilgili her şeyde bir belirsizlik vardır. Bu konuda bir belirlilik vardır, olmaz. Yeni parti bir daha yan yana gelmeyiz diyorsun. Yok, yeni parti kuracağı haberi vardı bugün kimi kaynaklarda. Yani kurdu zaten. Değil mi? Yani bu partinin gelecekte başka bir proje için... Bilmiyorum. Ama bizde herhangi bir ittifakı yok ve olmaz. Bunu biliyorum. Arkadaki fotoğraf üzerine bir şey söylemek ister misiniz? Vali, belediye başkanı ve futbol federasyonu başkanı. O bir mesaj içeriyor mu sizce? Bir açılım gibi yorumlayanlar oldu. Daha bunu söylemek için erken ve rahatsız olan birçok insan oldu. Diyarbakır'dan da bana birçok tepki iletildi. Diyarbakırlı vatandaşlardan da birçok tepki iletildi. Tabii önce Futbol Federasyonu Başkanı'nın yapmış olduğu açıklama var. Daha sonra valinin kabulü var. Bu yeni bir siyaset mi? İçişleri Bakanlığı'ndaki atamalarla paralel bir süreç mi gelişiyor? Yeni anayasa çalışmalarının bir parçası mı? Bunları söylemek için erken ama biz yakından izliyoruz bunları. Bir şey daha o zaman son soru olarak. Evet. Siz güvenlik bürokrasisini izliyorsunuz, hatta çok öğrencim var dediniz zamanında içinde. Şimdi biraz önce konuya temas ettiniz ama açık sorular var. Jandarma komutanı için menzil iddiası, Ankara Emniyet Müdürü için de bugün Murat Bakan, CHP İzmir Milletvekili, Nurcuların okuyucular kolundan olarak bilinse de işte geçmişinde bazı başka FETÖ'yü kastediyor, izler olduğuna yönelik sorular sordu. Bunlara ilişkin bilginiz var mı? Somut olduğu için soruyorum. Ankara Emniyet Müdürü ile ilgili Murat Bakan'ın ifade ettiği hususlar bana çok daha önce zaten bilgi olarak geldi. Ve hakikaten kariyerinde belirli kritik noktalar var. Üzerinde düşünülmesi gereken noktalar var. Herhalde Recep Tayyip Erdoğan da bu konuları bilerek bu atamayı yapmıştır. Görevinde tutuyordur diye düşünüyorum. Onun görevinde kalmasıyla ilgili sarayda kimlerin ve neden yardımcı olduğunu da biliyorum. Bu AK Parti'nin kendi iç meselesi bir anlamda. Diğer konuya gelince, yani jandarma genel komutanına gelince, evet farklı iddialar var ama net bir şekilde evet menzilden demek, bunu söyleyenler olmakla birlikte bunun tersini söyleyenler de var. Onun için bir tartışmanın içerisine girmek istemem bu konuda. Çünkü net bir bilgi yok. Ama net bilgi olduğu zaman beni bilirsiniz zaten. Devlet meselelerinde, güvenlik meselelerinde bildiğim şeyi söylerim. O zaman biraz bir sonraki görüşmemizde hocam. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarının açıklamalarının ne anlama geldiğini söylediğim gibi. Peki.